Herkese merhabalar. Saatler 14.45. Seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Öncelikle hemen söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan an itibariyle Borsa İstanbul'da. Eğer bir hitabet söz konusu olursa oraya da dönme imkanımız var. Belki bunu not edelim ve hemen piyasalara bakalım. BIST 100 tarafında %1.13'lük bir geri çekilme var. İşte buralar artık kritik noktalar, çünkü 7677 seviyesindeyiz. Aşağı yönlü olarak seyir hızlanacak mı, yoksa biraz daha toparlayarak mı seneyi tamamlamaya gayret edecek borsa? Herkesle bunu konuşuyoruz, bunu soruyoruz. Şimdilik işte 7300-7400'e kadar bir marj var gibi duruyor. Bunun altına gelmediği takdirde de yukarı yönlü reaksiyon oluşturması mümkün gözüyle bakılıyor. Şimdilik teknik olarak beklenti böyle. Dolar TL'ye bakıyorum, %0.26'lık bir yükseliş var orada. 29.21.42'deyiz. Euro TL'de yükseliş %0.40 düzeyinde ve 32.26 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesine baktığımda da orada %0.15 bir artış görüyorum. Dün zaten ben kapanışa doğru da yanılmıyorsam yayındayken 1.10 test ediliyordu. İşte bugün de yine 1.10.27 seviyesine ulaşarak 1.10'u bu kez basamak yapabilecek mi, buna bakacağız. Geçelim emtialar tarafına ve altına hızlıca bakalım. Altında spot tarafta %1'lik bir yükseliş var. 2061 doların üstündeyiz. 2062'ye yaklaşıyoruz. Hatta da yeni rekor seviyeler peşinde mi altın diye bakıyoruz. Gram altında TL tarafta ise %1.11'lik bir yükseliş var. Orada da 1937'ye geldik. Gümüşün fiyatına baktığımızda spotta %0.70 yükselişle 24.47 35 düzeyine ulaştığını görüyorum. Ve petrol bugün hem Brent hem de WTI tarafında yukarı yönlü bir seyir var. Burada elbette OPEC'ten bir ülkenin ayrılmış olmasının da bir miktar etkisi olabileceği ifade ediliyor ki o ülke Angola, biliyorsunuz. Brent petrol %0.87 yükselişle 80 doların üstüne gelirken WTI tarafında da %0.89'luk bir yükseliş var ve 75 dolara yaklaşan bir WTI fiyatlaması görüyoruz. Şimdi hemen araştırma masasına gidelim hep birlikte. Burcu Kıratlı ile sohbetimize başlayalım. Buyurunuz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasındayız. Burcu Kıratlı ile birlikteyiz. Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk. Mutlu bir cuma diliyorum sana ve hemen sormak istiyorum. Şimdi bugün biraz şirketlere bakacağız ve bir değerlendirme var. Bir rapor geldi Ak Yatırım'dan Yunsa ile ilgili olarak. İstersen onunla hemen başlayalım. Tabii şimdi yıl sonu biterken tabii hem şirket raporları hem işte model portföyler oldukça artıyor. Dolayısıyla ben de elimden geldiğince işlemeye ve yer vermeye çalışıyorum. Yunsa ile ilgili Ak Yatırım'ın hedef fiyatı olmamakla birlikte şirketle ilgili oldukça açıklayıcı başlıklar paylaşmışlar. Hemen başlayayım. Stratejik olarak yönetim 3 tane ana başlığa ulaşmış. Odaklanmış durumda şu anda. Birincisi rekabet gücü, ana işi güçlendirmek, yakın ve alternatif iş kollarında büyüme olarak gözüküyor. Şimdi ana faaliyet alanının genişletilmesi ve verimliliğin artırılması ve bunun bir parçası olarak ilk etapta 10 milyon dolar yatırım yapmış ve daha yüksek üretkenlik ve sürdürülebilir üretim kabiliyeti elde etmiş. Özellikle burada premium koleksiyonlarıyla yelpazesini zenginleştirdiğini görüyoruz. Yunsa'nın 9. aydaki bu ortalaması yıllık satışları yıllık bazda %184 artmış Didem. Ve benzer şirketlere göre iskontoya da işaret ediyor. Şimdi güçlü gelir artışına baktığımız zaman 9 aylık 2023'te euro bazında satış olarak gelirlerini %12 arttırmayı başarmış. Ve ihracat gelirleri 9 aylıkta toplam satışların %53'ünü oluşturuyor.
Bugün itibariyle 6 acentesi ve 3 satış ofisi var. Yine Avrupa'da önemli lokasyonlarda yer alıyor. Marj artışlarından bahsedeyim. Özellikle enerji tasarruf projelerine odaklanması ve daha katma değerli ürünlere odaklanması sebebiyle Pavyok marjını 2019'daki %5.8'den %35.4'e çıkarttığını görüyoruz. Cirosuna baktığımız zaman ihracat gelirlerinin payı 2022 finansallarına göre %52 civarında ve dolaylı ihracatla birlikte toplam satışların bu yaklaşık 2/3'ünü oluşturuyor. Ve Milli Savunma Bakanlığı ihalesi hariç Yunsan'ın tüm satışları, tüm geliri dolar bazlı. Bu da doğal olarak bilançosuna doğal bir hedge imkanı kurmuş oluyor. Güçlü nakit yaratma potansiyeli ve net nakit pozisyonu var yine. Şimdi 2022 yıl sonu itibariyle operasyonel nakit akış marjını %22'ye yükselttiği gözüküyor ve kazançlarının mevsimsellik etkisi göstermesi ve yine işletme sermayesi baskısının hafiflemesi sebebiyle de 4. çeyrek 2023'te bu oranın yükselmesini de beklediklerini söylüyorlar ve borç kompozisyonu çok önemli. 3. çeyrek 2023'ü bir önceki yıl olan 23 milyon TL borca kıyasla 42 milyon TL nakitle tamamlamışlar. Yani borçtan nakit yaratma hikayesine geçmişler ve bu güçlü nakit yaratma kabiliyetini de sürdürmesi yine bekleniyor. Yüksek marjlara sahip iş verimliliğinin yine devam etmesi bekleniyor. Ve BİST'teki şu anda bu oran %36 olduğunu düşünürsek bu oranın da BİST'teki benzerlerine kıyasla 17 puan daha yüksek olduğu gözüküyor. Bir de istikrarlı temettü dağıtımı. 2023 yılına kadar yaklaşık 5 yıl üst üste %82 oranında temettü ödemesi yapmış Didem. Ve temettü verimliliği de yaklaşık %4'lere de tekabül ediyor. Ve yine dağıtılabilir karında %50'sini oranında da dağıtmayı planladığını söyleyebiliriz. Yani bir başarı hikayesi olmuş, özellikle nakit yaratma konusunda operasyonlarında doğal riskinden koruyor. Güçlü gelir artışı ve burada Avrupa'da önemli pazarlardan bir tanesi olmayı aday ve gelirleri de döviz bazlı. Böyle özetleyebilirim. Ak Yatırım'ın bu anlamda değerlendirdiği ve beğendiğini anladığımızda bir hisse Yunsa. Peki geçelim gen ilaca şimdi. Orada elimizde ne tür bilgiler var izleyicilerle paylaşmak istediğim. Bu da Oyak Yatırım'ın ziyaretçi notu. Şimdi burada da şirketine 3 tane ana iş koluna sahip. Bir tanesi hasta adına ilaç termin programı ki burada Türkiye'de ruhsatlandırılmamış ancak TC'de ithalat izin verilen ve bunun altına reçete edilen ilaçlar. Burada yurt dışından döviz bazlı gelir temin edilmesi söz konusu. İkincisi ruhsatlı ilaçlar şirketin üreticilerle yaptığı distribütörlük anlaşması demek. Ve son olarak da gen ilaç tarafından kendi üretildiği, kendi markası olan ilaçlar var. Burada da üçüncü faaliyet alanını oluşturduğunu söyleyebiliriz. İhracatın katkısının gelecek dönemde artmasını beklediklerini söylerler. Özellikle burada %10 oranında ortak oldukları şirketin Parkinson hastalığı üzerine geliştirdiği bir ilaç var. Bu dijital sağlık alanında FDA'den ona gelmiş. Bu kabul edilirse tabii şirket için ciddi bir katalizör olması beklenebilir bunun. Ve 2023 tarihinde yine genin %66 oranında hissedarı olduğu Gen Pharma Causes şirketi de Azerbaycan'da ilk ilaç üretim töreni Bakü'de gerçekleşmiş. Bu da dolayısıyla yurt dışı pazarlarda ciddi bir atılım demek aslında bakarsan. GES yatırımları da devam ediyor. Bu da maliyetler üzerinde, operasyonel giderler üzerinde önemli etkisi oluyor ve dolayısıyla karlılığı diğer taraftan olumlu etkiliyor. Finansal sonuçlarına baktığımız zaman da 3. çeyrek 2023'te cirosunun yaklaşık %78 büyümeyle 2.4 milyar TL'ye yükseltildiğini ve brüt karında %64 arttırdığını görüyoruz. O da 480 milyon TL'ye ulaşmış olduğunu söyleyebilirim. Yıl başından beri hisse %51 relatif getiri sağladığını söyleyebiliriz. İlaç sektöründeki bu da önemli şirketlerden bir tanesi olmaya aday bu yaptığı yatırımlarla. Burcu Kıratlı çok teşekkür ediyorum. İki çok değerli bilgi aktarmış oldun bizimle bugün. Tekrar görecek miyim seni bugün? Sanmıyorum. Eyvah. O zaman elveda sana. Pazartesi gününe kadar. Çok teşekkür ediyorum Burcu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Efendim seans notları devam ediyor. Orka Makro Finansal Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu bana eşlik edecek bu bölümde. Evren hoş geldin.
Hoş bulduk Didem. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi geçtiğimiz günlerde de bir yazıyla aslında düşüncelerini ifade ettiğim bir konuyla başlamak istiyorum. Hani yabancıları çok konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Özellikle de TL tarafında carry trade yeniden bir heyecan yaratmaya başladı mı yaratmadı mı konusuyla ilgili çok soru geliyor. Hemen buradan başlayalım, o taze bir konu çünkü. O konuyla ilgili görüşlerini alayım, sonra birkaç sorum olacak sana detaylarda. Yabancı yatırımcılar tarafında kesinlikle bir ilgi oluşuyor. Bunu zaten haftalık verilere yansıdığını da görüyoruz. Para girişli çıkışlarından da haftalık yayınlanan takip edebiliyoruz. Banka bilançolarında ve Merkez Bankası rezervlerinin ortaya koyduğu tabloda girişlerin olduğunu, artık döviz birikimin sisteme dışarıdan, sistem içine doğru döviz girişlerinin başladığını bize gösteriyor. Varlıklar tarafında tahvillere büyük bir ilgi oldu. Artık bu seviyelerden sonra tabii faizlerin yeterli olup olmayacağı da tartışma konusu olabilir ama öte yandan swap kanalından da yine buraya bir teveccüh başladığını görüyoruz. Bir de tabii pozisyonlanma çok sınırlı. Yani burada hani salt getirilerden ziyade biraz daha özellikle hisse senetleri tarafında bir normalleşme hikayesi eğer zemin kazanacaksa o zaman orada pozisyonlanmanın ufak ufak başlayacağına dair yabancı yatırım bankaları veya işte aracı kurumların veya yatırımcı görüşlerinde yayınlandığını görüyoruz. Yani hem işte Merkez Bankası'nın para politikasını normalleştirmesi, bunun haberleri olumlu yansımaya başlaması, hem dünyada getirilerin artık geri gelmeye başlaması, özellikle bizim muadilimiz olan EM piyasalarında. Türkiye'nin burada kendi işte normalleşme sürecini, faiz artış sürecini devam ettiriyor olması, bunların hepsi muhakkak ki bir ilgi yansıtıyor. Bunları önümüzdeki zamanlarda daha yakından takip edeceğiz diye Peki. düşünüyorum. Şimdi hani bir analiz yapmak icap etse, yabancıların yerine kendimizi koyarak, güçlü olduğumuz, zayıf olduğumuz, avantajlarımız ve karşı karşıya olduğumuz tehditler anlamında, o klasik analiz yönteminden yola çıkarak ne sence en belirgin olan başlıklar bu analizin altında yer alan? İyi soru. En belirgin başlıklar bir risklerden başlayalım. Orası daha Olur. kolay. Tamam. Risk, yani yabancı yatırımcı Türkiye baktığında ne risk görüyordu? Bu sene yani 2023 bir kere pek çok zaten belirsizliğin bir arada yaşandığı bir sene oldu. Dışarıda ve içeride. Bu belirsizliklerin azalması itibariyle risklerin de sınırlandığını görüyoruz. Dışarıda işte Amerika'daki banka batışlarından tutun da bunun işte EM piyasalarına olumsuz yansıyacağı spekülasyonlarından tutun. İşte içeride maalesef bizim atlattığımız deprem hadisesi sonrasında seçim sürecinin belirsizliklerinin geride kalması. Dolayısıyla oradaki en büyük risk, tamam bu kadar bütün bu belirsizlikler geride kaldı ama şu an oluşturulan politika acaba kalıcı olabilecek mi? İşte bu yeni ekonomi yönetimi, yeni yaklaşım kalıcı olacak mı? Ya da işte 3 ay 4 ay sonra yeniden biz bunun resetlendiğini mi göreceğiz gibi bir risk belki algılanıyordu. Onun ben iyice ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerektiğini düşünüyorsun, kalktığını görüyor musun? Yoksa hala bu ifade ediliyor mu? Merak ettiğim taraf o. Yoksa hepimiz aslında hani Türkiye'de yaşayanlar ve bu politikaları izleyenler bu politikalar devam edecek mesajına güvenip, inanıp yolumuza bakıyoruz. Ama dışarıdaki algı hala bir risk içeriyor mu? Dışarıdaki algı da içeriyor. İçeride de bence tam bizim içerideki iç toplum da henüz tam bu hikayeyi satın almıyor. İkna yani şu olmuş anki değil henüz tam, öyle mi? Tabii TL faiz farklarıyla şu an hala işte KKM hangi hızda eriyebilir falan konuşuyoruz. Yani Hı-hı. hala döviz biriktirmeye bir teveccüh var diyeyim, bir ilgi var. Evet. Faiz farkları hala tam değerlendirilmiyor. Ben tabloya baktığımda herhangi bir önümüzdeki dönemde iç siyasi, yerel seçimlerde buna dahil belirsizlik görmediğim için Hı-hı. ve sadece ekonomi yönetimi değil, siyasi erkin her kanadından bu mevcut normalleşme politikasına destek açıklamaları geldiği için iki. Üçüncü konu da şu, Türkiye'nin bir yerden döviz kaynağı ihtiyacı var. Avrupa'nın bu halde olduğu, yani talebin çok berbat halde olduğu Avrupa'da, Çin'de de maliyetlerin deflasyon sebebiyle geri geldiği noktada ihracat üzerinden biz arzu edilen dövizi getiremeyebileceğimiz için dünyanın koşulları sebebiyle evet. döviz kaynağı olarak burada benim gördüğüm biraz daha finansal piyasalara, kapital sermaye tarafına bakılıyor. Dolayısıyla o yüzden de bu normalleşme adım bence bu sefer daha kalıcı. Kısa vadede ortadan kalkacak, işte 3 ay sonra geri sarılacak falan gibi bir noktada değiliz. O yüzden ben satın alıyorum bu hikayeyi. Ama yabancılar çekingen,
Bizim yurt içi yerli tasarruf sahibi daha da çekingen. Zamanla ikna olunacaktır diye düşünüyorum. Şimdi rezervlerden bahsetmişken evet, yani rezervlerde aslında bir artış olduğunu da görüyoruz da hani nereden geliyor, sürdürülebilir mi bu artış? Onu da merak ediyorum aslında, yine gelen sorular arasında da dikkatimi çekmişti. Ne dersin? Yani belli zaten nereden geldiği. Toplam kullanılabilir likit brüt döviz rezervlerde 40 milyar dolar üzerinde bir artış var. Bu swap hariç net rezerv vesaire konusuna girmiyorum. O tamamen bir pozisyon transferi çünkü. Yani onun detayında kaybolmaya gerek yok. Kimse için de önemli bir detay değil o aslında. Pekala. Ama bu likit brüt döviz rezervlere giriş sistem dışından sisteme giriş olduğunu anlamına geliyor. Bunun bence önemli bir kısmı özellikle ilk etapta oluşan farklarda seçimler sonrasında yastık altına çekilen likitenin bir miktarının geri sokulmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ihracatçıların döviz satışları var. Merkez Bankası'na doğrudan satın aldığı. Bir de yabancı sermaye girişleri var. Sermaye girişleri hem sıcak para işte bu hisse tahvil veya swap kanalıyla geliyor olabilir. Bir de Türk bankalarının sendikasyon ve diğer Türk şirketlerinin dış borçlanma işlemleri. Evet. Yani dışarıdan Türkiye'ye taze para sokma işlemleri çok başarılı geçti. %136 ile bankalar toplamda yani sektör ortalaması %136 ile sendikasyon yenilediler. Buna işte Ziraat Bankası'nın tek kalemdeki 3 milyar dolarlık borçlanma işlemi falan dahil değil. Yani o paralar da giriyor olacak. Dolayısıyla nereden geliyor bu rezervlerdeki toparlanma? Önemli olan kısımdan bahsediyorum. Swap hariç net pozisyondan değil. Brüt, likit kullanılabilir. Hard currency rezervdeki artış sistem dışından yurt içi yastık altı, yabancı sıcak para, ihracat kazanımları artı dış borçlanmadan doğrudan rezervlere akıyor. Bunu zaten akıyor olması ve rezervlerinde bu şekilde birikiyor olmasıdır ki işte döviz kuru endişelerinden tutun da enflasyon beklentilerine kadar veya dolarizasyon tercihine kadar vatandaşın aslında etkilemesi gerekir. Ben bunu şu an görüyorum ama dediğim gibi yani piyasa dedim yani hani sokağa çıktığımızda insanlarda hala o güven tam oluşmamış olabilir. Biraz zamana bırakmakta fayda var. Dolar demişken aslında biraz da hedefler nereler ve bunlar ne kadar makul, orta vadeli plan olsun, işte önümüze gelen enflasyon hedeflemesi olsun, atılan adımlarla hedefler ve vadeler uyumlu mu? Orada da bir analiz rica edeceğim senden. Bu arada bir son dakikada paylaşayım. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Arıcan'dan bir not. BIST 500 endeksini bugün itibariyle hayata geçireceğiz diyor Arıcan. Onu da söylemiş olayım. Evet Evren, ne dersin? Nasıl okuyorsun yani şu anda uygulanmakta olan para ve maliye politikalarına baktığında gerek enflasyon gerek büyüme gerek kur tahminleri ve bunlar tabii bir yıllara yayıldı. Yani 2026'da mesela tek haneye ineceğiz deniliyor enflasyonda. Atılan adımlarla ortaya konan hedefler ve verilen vadelerde uyum görüyor musun? Atılan adımlarla güdülen hedefler kesinlikle uyumlu. Yani bugün kim gelse, siyasi şeyden de bağımsız konuşuyorum. Tabii. Zaten benzer bir politika şu an uyguluyor olurdu. Dolayısıyla orada tutarlı bir politika seti izleniyor. Sürdürülebilirliğe dair endişeler vardı. Onlar da bence bu dönemde şu an geçerli değil. Hedeflere baktığımızda ben özellikle kendi tahminlerim tutarlı bir bütün olması gerektiğini düşünüyorum. %35-36 enflasyon hedefi 2024 yıl sonu için imkansız değil. Zaten bu yılın ikinci yarısı seçimlerden sonra döviz kurları 18'den 28'e çıktı. Üstüne bir de vergi artışları geldi. Vergi yükü arttırıldı. Onların yansımasıyla tekrardan enflasyon yükseldi. Şimdi önümüzdeki sene böyle bir şey olmayacaksa, normal kendi mevsimselliğine geri dönecekse ki enerji fiyatları falan da daha aşağıda olacak gibi gözüküyor 2024'te. 35 hiç öyle zor bir hedef değil. 35'i tutturması gereken, yani 35 hedefin tutturulması için gereken ön şartlardan bir tanesi döviz kurlarının, yani TL'nin reel olarak değer kaybetmemesi. Orada da zaten aktif bir şekilde yönetildiğini görüyoruz. Benim orada da beklentim, bana iyimser diyorlar piyasada ama 2024 yıl sonu dolar TL beklentim benim 35 seviyesinde. Yani hem enflasyon 35 hem dolar TL 35 seviyesinde. Bunun TL'ye yeteri kadar, yani çok dengeleri bozmayacak kadar bir miktar reel değerlenmeye izin verecek sınır olduğunu hesaplıyorum. Bu tabloda eğer bu süreç böyle devam edecekse, Merkez Bankası da politika faizini Ocak'ta 45'e çıkardıktan sonra 12 ay ileri vadeli enflasyon Aralık sonu itibariyle 35, sonrasındaki senede de 2025'te de %25'e doğru bir yere bakıyorsak, o zaman biz önümüzdeki sene Haziran Temmuz gibi faiz indirmeye de başlayabilir Merkez Bankası. Mesela benim
oradaki tutarlı, o resmi tutarlı kılacak hareketinde olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla imkansız değil. Yani bir senaryo çizilebiliyor. Net bir senaryo şu an çizilebiliyor. Yani küresel bir risk olmazsa içeride de dediğim gibi böyle bir istikrarsız sürdürülebilirliğe dair bir sürpriz haber akışı beklemediğim için ben bu hedefleri vadelerle birlikte tutarlı görüyorum. Pekala. Teşekkür ediyorum. Peki Evren, son olarak tabii bizi izleyen borsa yatırımcıları için neler söylenebilir? Çünkü birkaç yıldır neredeyse alternatifsiz olarak ilerleyen borsada artık biraz daha sanki rekabet koşulları kızışmış gibi duruyor. 2024 nasıl bir yıl olacak sence borsa için? Yani bahsettiğimiz hem TL'de değerlenme, reel değerlenme, hani enflasyon hedefiyle uyumlu bir reel değerlenme izlenecekse, hem yabancı girişlerini beklediğimizden ve işte buna olanak sağlayacak arka plandaki makro görünümün düzeleceğinden bahsediyorsak, ki bunun bir parçası mutlaka kredi notunun artırılması gibi gelişmeler olacaktır. Dünyada da getirilerin azaldığı bir dönemden yine bahsediyorsak, mutlaka endeksin ben dolar bazında değer kazanmasını beklerim. Yılın, önümüzdeki yılın ilk yarısıyla ikinci yarısı birbirinden geceyle gündüz kadar farklı olacak. Yani birinde ilk yarıda ortalamada %60. Evren, çok özür dileyerek seni bölüyorum ama Mehmet Şimşek borsada konuşuyormuş. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Tekrar buluşalım lütfen. Dönüyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek efendim. Ciddi bir talep var ve bütün bunlar firmalarımız açısından ve vatandaşlarımız açısından çok önemli kazanımlara inşallah vesile olacak. Bir hedefimiz, orta vadeli programın önemli bir hedefi, sermaye piyasalarını derinleştirmektir. Enstrüman çeşitliliği işin bir tarafı. Az önce değerli borsa başkanımız finansal okuryazarlıktan bahsetti. Ben de doğrusu altını çizmek istiyorum. Çünkü 8.6 milyon vatandaşımızın şu anda borsada bir şekilde yatırım yaptığını görüyoruz. O nedenle bütün vatandaşlarımızın eğitim müfredatı üzerinden ama onun da dışında o finansal okuryazarlık noktasında desteğe ihtiyacı var. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bir çalışması var. İnşallah yakında onu da sizin liderliğinizde tanıştırma, açıklama imkanı bulacağız. Sermaye Piyasası Kurulu 2010'dan bu yana yaklaşık 15 milyon üniversite öğrencimize bu eğitimi verdi. Ama yetmez. Sadece üniversite öğrencilerine değil, aslında bütün vatandaşlarımıza finansal okur yazarlık dersini vermemiz gerekiyor. Sermaye piyasalarının gelişmesi, enflasyonun tek haneye düşmesiyle birlikte ben inanıyorum ki firmalarımız sermaye benzeri, yani çok uzun vadeli, çok daha makul maliyetlerle kaynağa erişecek. Bu neden önemli? Çünkü küresel rekabette bu elimizi güçlendirecek. Onun için borsamız sermaye piyasalarının çok değerli bir platformudur. Çok değerli bir kurumudur. Bunun sağlıklı işlemesi o açıdan bizim için çok önemlidir. Bizler bu konuda hassasiyetle üzerimize düşeni yapıyoruz. Çünkü borsanın sağlıklı işlemesi firmalarımızın, dediğim gibi, sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, tabii ki borsa bir oyun alanı değildir. Onu da vurgulamak istiyorum. O nedenle bu Sermaye Piyasası Kurulumuzun yaptığı çalışmalar bu noktada tabii ki çok daha etkili hale gelecek önümüzdeki dönemde. Ama en önemli, yani bir tane sihirli değnek varsa o da şudur. Biz eğer birikimlerimizi sizin liderliğinizde ifade ettiğiniz tarzda, yani yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönlendireceksek mutlaka fiyat istikrarını güçlü bir şekilde sağlamamız lazım. Ve bu yönde de çok ciddi bir ilerleme var. Son aylarda aylık enflasyonda bir ivme kaybı söz konusu. İnanıyorum ki 2024'te bu daha da ivme kazanacak. Ve böylece tabii ki sermaye piyasalarımızın da çok daha güçlü bir şekilde önü açılmış olacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek. Son olarak şunu söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin liderliğinizde 2000
2002'den bu yana gelişmekte olan ülkelere ve dünyaya göre Türkiye ekonomisi çok daha hızlı büyümüştür. Basitleştirmem gerekirse 2002 yılını 100 alsak ve reel olarak büyümemizi bugüne taşısak Türkiye 100'den 288'e çıkmış. Bize benzer gelişmekte olan ülkeler Çin, Hindistan hariç 211'e çıkmış. Yani Türkiye gerçekten son 20 yılda muazzam diğer ülkelere göre çok güçlü bir performans ortaya koymuştur. Borsamız açısından da baktığımızda bize benzer ülkelerle tabii ki bir miktar mesafemiz var. Güney Afrika gibi, Brezilya gibi borsalar şu anda yaklaşık 1 trilyon dolar civarında. İnanıyorum ki borsamız da önümüzdeki dönemde gerek bizim orta vadeli programın çalışmasıyla birlikte, gerekse sermaye piyasalarına ilişkin atacağımız adımlarla birlikte biz de o rakamları zorlayacağız. Ben tekrar bu programımıza teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.